Yunanistan çok önemli bir tatbikatı hazırladı. Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri de F-15 uçaklarıyla bu tatbikata katılıyor. Tabii Suudi Arabistan'ın da Yunan basını özellikle yere göğe sığdıramıyor. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Sevgili dostlar, Yunanistan özellikle 7 Kasım, 20 Kasım tarihleri arasında Girit'te, bakın Girit'te olması da çok önemli, ayrı bir parantez, çok önemli bir tatbikata hazırlanıyor. Bakın 7 Kasım, 20 Kasım tarihleri arasında bu Girit'te yapacağı Eagle E3 yani Kartal Göz 3 tatbikatını en iyi şekilde yapmak için hazırlıklarına devam ediyor. Ve bu hazırlıklar çerçevesinde bakın çok önemli, katılan devletlere bakın. Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri de F-15 uçaklarıyla bu tatbikata katılıyor. Yani Suudi Arabistan Yunanistan'a tatbikat yapıyor. Çok enteresan. Yani ilginç gelişmeler. Tabii Suudi Arabistan'ın da Yunan basını özellikle yere göğe sığdıramıyor. Çünkü Suudi Arabistan'ın yaptığı açıklamalar var. Özellikle Suda üstüne gelen F-15 Suudi savaş uçakları neticesinde oraya gelen komutanlar, Suudi komutanların bir tanesi, şimdi ismi aklımda değil, çok önemli açıklama yaptı. Dedi ki, biz dedi Yunanistan'la özellikle müttefiklik ilişkisi içinde Doğu Akdeniz'de her adımı beraber atmaya hazırız. Niye Türkiye ile atmıyorsun kardeşim? Hani Müslümanız ya, Müslüman, Yunanistan. Ya nedir yani bu devletlerin, özellikle biz diyoruz ya, biz dediğimiz zaman bize kızıyorlar. Suriye konusunda niye bize kızıyorsunuz kardeşim? Ben Suriye konusunda dediğim her şeyde bir bakıyorum aşağı, efendim bir sürü ilginç yorumlar gelmiş. Ya ben ülkemin bekasını düşünüyorum. Ben Suriye ile deniz yetki anlaşması yapsam Libya gibi kötü mü olur ya? Lübnan'da Güney Kıbrıs Rum yönetiminin yaptığı deniz yetki anlaşmasını bir anda hiçe vurur yani. Hiçe sayar. Bir anda kapattırırım. Ya bunu istemek, Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda hareket ettirmesini ve Türkiye'nin bu anlamdaki menfaatlerini söylemek kötü mü yani? Bak Suudi Arabistan Yunanistan'la tatbikat yapıyor. Ne haber? Bak İran Ermenistan'la neredeyse sıkı fıkı, acayip derecede bir müttefiklik ilişkisi. Azerbaycan'a karşı, Can Azerbaycan'a karşı, Türkiye'ye karşı efendim görüşmeler yapıyor. Paşinyan da İran'a gitmişti işte 2-3 gün önce. Daha önce de İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Ermenistan'a gelmişti. Böyle ilginç ilişkiler var. Özellikle Zengezur koridoru çerçevesinde. Yani bunları yaparken biz diğer ülkelerle menfaatimiz doğrultusunda adım attığımız zaman niye hop oturup hop kalkıyorsunuz kardeşim? O zaman size kalsa biz hiç kimseyle ittifak yapmayalım. Türkiye tek başına yeter. Dünya öyle bir dünya değil. Bak Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı'nda ittifak sıkıntısı çektiği için birçok ülkeye gitti, ittifak yapmadılar. Ne oldu? Almanlarla ittifak yapmak zorunda kaldık. Zorunda kaldık. Alman ayranlığı falan işin başka boyutu. Ne oldu? Osmanlı paramparça. Sevgili dostlar, bu bölgede güçlü devlet güçlü ittifaklarla var olur. Sen bölge ülkeleriyle, Rusya'yla, Türk devletleriyle atacağın Pakistan'la her adım bölge için çok çok önem teşkil ediyor. Aynı şekilde Suriye ile de. Belki Suriye'nin Türkiye'ye hani faydası nedir falan tartışılır ama ya bir deniz yetki anlaşmasının çok büyük faydası var. Yani bunu görmemiz lazım. Bak Girit'te Yunanistan tatbikata hazırlanıyor. Hem de Suudi Arabistan'la için içinde. Yani bunu iyi görmemiz lazım. Ve neden Girit? Bakın çok önemli. Son zamanlarda Yunan basını sürekli Girit'le alakalı haberler veriyor. Özellikle de Türkiye'ye karşı, Türkiye'nin Libya ile yaptığı hidrokarbon anlaşmasına karşı planlar yaptıklarını açık açık deklare ediyorlar. Bu planlar çerçevesinde Mısır'dan da destek aldıklarını zaten söylüyorlar. Nitekim Mısır da bunu kabul etti. Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Mısır, Amerika sürekli bu anlamda Yunanistan'a destek verdiğini Yunanistan, Yunan basınında bunu propaganda halinde anlatıyor. Bunu niye yapıyor Yunanistan? Çünkü Girit merkezli çok büyük bir kriz kapıda. Yunanistan kara sularını Girit merkezli olmak üzere o hidrokarbon anlaşmasını da delmek için kara sularını arttırmaya çalışıyor. Bakın Türk devleti bunu gördüğü için geçtiğimiz günlerde yakın bir 2-3 gün önce efendim Mevlüt Çavuşoğlu Sayın Dışişleri Bakanı çok önemli bir açıklama yaptı. Değil 12 mil dedi. Yunanistan o 6 milden 1 mil dahi fazla kara sularını arttırırsa kesinlikle bunu kabul etmeyeceğiz dedi. Şimdi bu, hani hep diyoruz ya bir olası savaş durumu var. Bu savaş durumunun fitilini ateşler. Girit merkezli Türk-Yunan krizinin odak noktası haline gelebilir Girit. Çok önemli. Türk-Yunan krizinin bir odak noktası olabilir Girit. Biz Kıbrıs'ı beklerken, biz Doğu Ege adalarını, Sakız'ı vesaire şunu bunu beklerken Girit'te çok ilginç oyunlar oynanıyor. Buna dikkat edelim. Özellikle Yunanistan'ın burada yapacağı tatbikat hem hava tatbikatı hem de hava saldırı tatbikatı şeklinde yapıyor. Kime karşı saldırı? Doğu Akdeniz'de bunu da görmemiz lazım. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı değil. Rusya'ya karşı hiç değil. Kime karşı? Suriye karşı da değil. Allah Allah, acaba kime karşı? Tabii ki bize karşı. Yani Suudi Arabistan'ın da bu tatbikata katılması ayrı bir garabet. Zaten Suudi Arabistan şirazesi kaymış durumda.
Biliyorsunuz bir Cadılar Bayramı oldu. İşte bu Halloween falan diyorlar. Azizler Günü'nün kısaltılmış hali. Halloween diye geçiyor. Şimdi bunlar biliyorsunuz Suudi Arabistan'da böyle pagan ayini, efendim bu tarz pagan ritüellerini inanılmaz derecede hayret ediyorum. Bir Müslüman ülke, yani Suudi Arabistan'ın hani Müslüman kaidelerinin yoğun olarak yaşandığı bir ülke olarak biliyoruz. Şeriat sisteminin olduğu bir ülkede Cadılar Bayramı kutlanıyor. Çok enteresan. Yani nasıl bir şey yani? Muhammed Bin Selman'ın biliyoruz zaten niyetini. Yani veya Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki zatın Muhammed Bin Zayed'in nasıl olduğunu daha önceki burada 7, 8, 9 ay önce çektiğimiz videolarda anlattık adamların planlarını. Yani kriz İslam dediğimiz işte o tek din projesinde nasıl gönüllü olduklarını da biliyoruz. Bununla alakalı yaptığı çalışmaları da biliyoruz. Atılan imzaları belgeleriyle size burada o videolarımızda anlattık. Şimdi bunlar o yüzden orada yaptığı zaman bazı arkadaşlara bakıyorum çok şaşırmışlar. Şaşırmayın kardeşim, şaşırmayın. Bunlar bu. Suudi Arabistan bu. Bu Suudi Arabistan değil mi? 2017-18 yılında bir kardinal vardı çok önemli. Jean-Louis Turan. Vatikan'ın Dinler Arası Diyalog Konseyi Başkanı'ydı. O kardinal Jean-Louis Turan'ın Suudi Arabistan ziyaretinde, internetten bakabilirsiniz buna. Suudi Arabistan ziyaretinde gidip görüşmelerde Suudi Arabistan'da özellikle bir kilise inşasının onay verilmesi hususu vuku bulmadı mı? Yani adam bir ziyarete gitti oraya kardinal. Suudi Arabistan dedi ki evet buraya bir kilise inşa edilebilir. Yani şaşırmıyoruz. O yüzden Suudi Arabistan'da bu olmuş. Ya bunlar... Bunlar inanın bana yani tiniyetini ortaya koyuyor. Şimdi Yunanistan'la birlik normal. Ben şaşırmıyorum. Yunanistan'la zaten böyle bir husus meydana gelse emin olun Rusya bizim yanımızda olur. Bak çok net söylüyorum bunu. Suudi Arabistan yanında olmaz. Bak bunu da net söyleyelim. Hani birileri görsün yani bazı şeyleri. Devlet cepheleşmede efendim dindaş, mezheptaş, efendim işte başka bir şeyler bunlara bakmaz. Devlet kendi çıkarlarına bakar. Her şeyden önce. Uluslararası ilişkilerin kuralı bu. Ben kendi çıkarlarıma bakacağım ki kendi çıkarlarımla birlikte hareket edip çıkarlarımın uzlaştığı yerde her devletle hareket edebilirim. Tabii Türkiye'nin çıkarları zedelenmedikçe. Bunu da görmemiz lazım sevgili dostlar. Bu önemli. Şimdi Girit'te bu tatbikatta özellikle Doğu Akdeniz'de yeni bir çatışma alanının oluşması da muhtemel. 7 Kasım'dan 20 Kasım'a kadar bu tatbikatın süreceği söyleniyor. Ve bu tatbikat çerçevesinde büyük it dalaşları, hani o meşhur it dalaşları var ya, Yunanistan'la vuku bulabilir. Yunanistan zaten kendi basınında bunu manşete taşımış. İşte Türkler çıldırıyor, Suudi Arabistan Yunanistan'ın yanında falan gibi böyle söylemlerle efendim bunu alt başlık olarak veriyorlar. Hakikaten de şaşırmamak elde değil. Yani insan düşünür, neyinize güveniyorsunuz kardeşim? Yani Yunanistan bu planları yapıyor da arkasını aldığı güçlerle hep söylüyoruz. Türkiye'de kendince bir plan yapıyor, hazırlanıyor. Bu da var. Birileri de diyor ki hocam işte biz sessiz kalıyoruz. Niye sessiz? Yahu sessiz kalmıyoruz. Hala S-400'leri diyor ki adam nereye konuşlandırıldı ben inanmıyorum. Sana mı söyleyecek devlet? Devlet sırrı diye bir şey var ya. Emin olun S-400'ler en iyi yerde konuşlanmış durumda şu anda. Ve o ikinci bataryalar da en iyi yerlere kuruluyor. Bunu da söyleyelim. Yani eminiz bundan. Türk devletinin bu anlamda reaksiyonu çok güçlü olacak. Bunu da zamanı geldiğinde bütün dünya gibi o Yunanistan'da, efendim Amerika Birleşik Devletleri de, Fransa'sı da, şusu da, busu da bunu görecek. Bunu göreceğiz sevgili dostlar. Bu çok önemli. Burada dengeleri sarsıcı bazı hususlar vuku bulabilir. Nedir bu? İsrail'deki seçimler. Büyük bir ihtimal Likud partisi, Netanyahu'nun partisi seçimleri kazanacak. Durum onu gösteriyor. Çok önde gidiyor şu an. Yani o yüzden İsrail'in, Netanyahu'nun başa gelmesi Yunanistan'ın çok sevineceği bir husus. Hem Girit merkezli hem Doğu Akdeniz merkezli Yunanistan planlarını en iyi şekilde yapmak için İsrail'i de tamamen, zaten onların yanında ama tamamen yanına çekmek istiyorlar. Yani tam da onların istediği Türk karşıtı olan, Müslüman karşıtı olan birinin başa gelmesi çok önemli. Sanki İsrail diyeceksiniz ki hocam Müslüman yanlısın var. Yok. Ama böyle çok önemli şovenist adamlar da var Netanyahu gibi. Geçmişte yaptıkları ortada. Yani Kudüs olayları bu adam zamanında çok büyük doğruğa çıktı. Şimdi yeni planları var. Bunu da zaten söylüyor. Başa gelir gelmez diyor. İsrail ile Lübnan arasındaki bazı yapılan anlaşmalar var. Onları diyor sonlandıracağım. Niye? Çünkü Lübnan'daki Hizbullah'a karşı Netanyahu'nun çok büyük bir alerjisi var. Kesinlikle kabullenmiyor. Lübnan'ın L'sini kabullenmiyor. Lübnan limanındaki patlayıcılar vesaire, o da işin ayrı bir tarafı. Acaba patlayıcı mı yoksa bir oraya bir süpersonik füze mi atıldı? O da ayrı bir konu. Yani bu konuda çok önemli diye düşünüyorum.
Sevgili dostlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Özellikle bu tatbikata karşı Türkiye'de acilen geç olmadan bölge ülkelerindeki ittifaklarıyla karşı tatbikatta cevap vermeli. Ben Rusya'yla, ne bileyim yani Suriye'yle yapılan ilişkilerden sonra veya Pakistan'ın da diğer efendim kardeş ülkelerin de buraya gelmesiyle, Türk Cumhuriyetlerinden bahsediyorum, buraya gelmesiyle güzel bir tatbikat yapılabilir onların katılımıyla. Bu Doğu Akdeniz'de emin olun dengeleri sarsar. Hele ki Rusya'nın o tatbikatta yer alması demek Amerika'nın bütün şirazesini kaydırır. Ya net konuşalım. Bu da ayrı bir konu. Evet, hoşça kalın.